Halka arz planlıyor musunuz? Hem içerisi için hem de tabii Avrupa'da ya da Amerika'da da olabilir bu. Orta vadede tabii ki halka arz planımız var. Çünkü dünyada baktığınızda büyük teknoloji şirketleri hepsi bir noktada halka arz olmak zorunda. Çünkü büyümeleri devam ediyor. Halka arz da önemli bir sonuçta sermaye Türkiye'de kaynağı. Türkiye'de sizin rakiplerinizle pazarda da halka arz haberlerini yaptılar, çok duyuyoruz evet, bu aralar. Yeni bir rakibimiz yaptı. Kendilerini de çok tebrik ediyoruz. Nasdaq'ta ilk bir Türk şirketi halka arzını yaptı. Biz de çok sevindik. Türkiye adına gururlandık. Bizim de mutlaka böyle bir planımız var orta vadede. Fakat biz halka arzdan önce biraz daha uluslararası yatırımlarımızı, biraz daha uluslararası büyüklüğümüzü de elde etmek istiyoruz. Yani trend yola bakıldığında sırf Türkiye değil, Avrupa'nın şampiyonu halka arz olsun artık istiyoruz. Onun için de biraz daha 3-4 senemiz var. Şu anda o zaman aslında belki de önümüzdeki dönemlerde halka arz öncesinde bir kapalı satış ya da yeni yatırım turu bunlar olacak. Evet, şimdi şöyle diyebiliriz. Aynen, bizi yine biraz önce bahsetmiştim. Aldığımız talep ve ilgiye baktığımızda bizim büyümemizi fonlamak için ciddi bir ilgi var. Yani sırf mevcut yatırımcılarımızdan değil, çünkü dünyanın en büyükleri artık Alibaba, SoftBank, General Atlantic. Doğru. Bir de yeni yatırımcılardan olacak. O yüzden biz her zaman inşallah diğer amaçlarımızdan biri de biz bu ülkemize bu yabancı sermaye getirmeye devam edeceğiz. Her sene büyüdükçe inşallah 1,5 daha fazla milyar dolarlar sürekli hem Türkiye'ye getirebileceğiz hem bu yatırımla beraber de atılımlarımızı yapabileceğiz. Bir konuya daha değinemedim. Yani bizim için en önemli yatırım alanlarından birisi ihracat olacak. Yani bizim biraz önce çok kısa bahsetmiştim. Yani Türkiye'deki hazır giyim ve tekstildeki üretim gücünü ve buradaki satıcılarımızın Avrupa ile Orta Doğu ile o köprüleri kurmamız, oradaki kendilerine müşterilerle ulaştırmamız, yani ciddi bir büyük bir pazardan bahsediyoruz Avrupa ve Orta Doğu dediğimizde. Bunun öncüsünü biz oynamak zorundayız. Oradaki yatırımları, teknolojik altyapı yatırımlarını, lojistik altyapı yatırımlarını. COBİ'nin ihracat kasını güçlendirme konusunda da hevesiniz, isteğiniz ve motivasyonunuz var. 180 bin bakın bizde şu anda satıcımız var. Bu gitgide yükseliyor. Şimdi buradaki satıcılarımız, COBİ'lerimiz, esnaflarımız Almanya'da, Dubai'deki üreticilere, müşterilere ulaşmak için bizim gibi kanallara ihtiyaçları var. Biz de kendilerine nasıl olacak oradaki yüzde ne oluyor? Ne kadar iç pazar, ne kadar ihracat? Şöyle, Türkiye her zaman tabii ki önemli ana pazarımız olacak. Fakat bizim biraz önce bahsettiğim halka arzla da birleştireceğim. Yani halka arza gittiğimizde biz önemli bir boyutun, yani neredeyse dörtte birinin artık yurt dışından da Avrupa ve Orta Doğu'dan da gelmesini istiyoruz. Bu söylediğiniz çok önemli. Yani asıl motivasyon o. Yani halka arza gideceğiz. Fakat önce şu hedefimizi gerçekleştirmemiz gerekiyor dediğiniz konu bu ihracat hikayesi. Konu bu hikaye. Aynen. Türkiye'nin ihracatını, uluslararası prezansımızı da bir yere getirdikten sonra, bir büyüklüğe ulaştıktan sonra inşallah o gün olduğunda da Türkiye'den çıkmış en büyük halka arz oluruz. Belki de Avrupa'nın en büyük teknoloji halka arzlardan biri oluruz diye umuyoruz.